Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Ağlatlar Mahallesi muhtarı Ümeydi Timur ile eğitim konusunda röportaj yapacağız. Muhtarımız eğitimde sıkıntı olduğunu belirtti. Biz de kendisinin konuyu açıklamasını istiyoruz. Buyurun muhtarım. Şimdi eğitimle ilgilidir efendim. 96 öğrencimiz var. Hepsi bir derste okul okuyorlar. Bir sınıf mı efendim? Bir sınıfta. Ve milli eğitime gittim, müracaatta bulundum. Milli eğitim benden arsa istedi, tapu istedi. 5000 dönüm yani 5000 metrekare. 5000 ben 7000 bence. 7000 mi sizden istediler? Evet 5 istiyorlar evet, öğrendim onu. 7 dönüm yerini ayarladım, tapusunu bile milli eğitime verdim, yatırdım, dilekçemi de verdim. O hala çocuklar... Ne zaman verdiniz efendim dilekçeyi? Bundan bir ay önce. Bir ay önce verdiniz. Evet. Evet. Bir daha bir netice alamadık. 96 öğrencimiz var. Yani çocuk... Birleşik sınıfta mı okuyor? Tek başka derslik yok mu? Konteynerden bahsetti arkadaşımız. Şimdi bir konteyner getirdiler. Evet. Arada sırada dediler çocuklar ana sınıfı yerine kullanacak. Ana sınıfı için mi konteyner getirdiler? Yani ele getirdiler. Evet. Çocuklar bazen okul okuyorlar, bazen kimse gelmiş çocuklardan oraya. Evet. Evet muhtarım. Öğrencilerimize soralım. İsim ne yeğenim? Hasan Timur. Hasan Timur. Siz? Eyüp Tümür. Eyüp Tümür. Kaça gidiyorsunuz? 7. Siz? 4'e gidiyorsunuz. Sınıfınız kaç kişi? 90 var. 90 var. Yani sabahçı öğrenci mi yoksa mesela sabahçı öğrenci uygulaması var mı? Var. Sizin sınıfta mesela hangi sınıf? 1-2. Sen 7'ye gidiyorsun. Doğru mu? Evet. Nasıl 7'ye gidiyorsun ya? Bu okumuyor. Başka. Sen burada başka yerde mi okuyorsun? Evet. O zaman şu arkadaşımıza soracağız. İsim ne? Eyüp. Sınıfınızda hangi sınıflar ders görüyor? Eğitim görürken. Kaç sınıf ders görüyorsunuz sınıfta? 4 sınıf aynı anda mı ders görüyor? Hayır. 1, 2, 3. 1 sınıf mı? Evet. Tek 4. sınıflar mı eğitim görüyor senin gördüğün odada? Evet. 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Onlar nerede görüyor? Aynı sınıfta mı? Onu soruyorum yeğenim. Yani aynı sınıfta eğitim görüyorsunuz, doğru mu? Evet. Evet sadece burada da birleşik sınıfta eğitim görülüyor. Biz birleşik sınıftaki eğitimlerin kalitesi çok düşük. 98 öğrenci var. Buraya biz en az 4 derslikli bir ilk öğretim okulu yapılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Müracaat ettin. Öğrencilerimiz 225 kişi. Toplamda 225 kişi mi var? Bir kısmı dışarı gidip okuyorlar. Servislerine gidip geliyorlar. Evet. Burada 96 kişi şimdi okulda okuyorlar. Yani 4'e kadar 96 öğrenci var diyor muhtarımız. Normalde toplam öğrenci sayımız 210 diyor. Doğru mu efendim? 220 kişi var. 220 kişi var. İlgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bir ay önce dilekçe vermiş okul yapılması için. Ana sınıf için de konteyner getirmişler. Biz mutlaka eğitimin kalitesi ni yükseltilmesini istiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimizin sağlıklı bir eğitim almasını istiyoruz. Neden? Birinci sınıfa giden, birleşik sınıflarda eğitim gören vatandaşlarımız, öğrencilerimizin eğitim kalitesi çok düşüyor. Bire anlattığını 2-3-4 dinliyor, 2'ye anlattığını 1-3-4 dinliyor ve çocukların, öğrencilerimizin kafası karışıyor. Doğru mu efendim? Bu nedenle biz mutlaka buraya bir okul yapılmasını istiyoruz. Muhtar arkadaşımız 7 dönümlük, 7000 metrekare tapulu suyla birlikte götürmüş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vermiş. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımızdan yardımlarını bekliyoruz. Evet. Muhtar arkadaşımıza da duyarlı davrandığı için araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum ve bu konunun da inşallah takipçisi olacağız. Buradan da söz veriyoruz. Sağ olun.